İlçeler var mı? Şimdi İzmir birinci bölge. Şimdi birinci bölgede bu milletvekili seçimleri mi? Milletvekili. Milletvekili seçimleri. Şimdi milletvekili seçimlerinde hemen bakalım Refik Bey. Şimdi CHP Karabağlar'da %37.84. Buca'da %37.95. Konak'ta %45. Torbalı %33. Gaziantep'te %39. Balçova'da %52, Narlıdere'de %56, Menderes'e %40, Urla'da %55, Çeşme'de %52, Seferihisar %48, Güzelbahçe %57, Selçuk %44, Karaburun'da ise %52.82 almış. Şimdi bu birinci bölge. İkinci bölgeyi alalım. Evet, ikinci bölgede yine Aliağa'da %36, Balço'da %54, Bayındır %34, Bayraklı %37, Bergama %36, Beyda %46, Bornova %39, Buca %39, Çeşme %53. Evet, Çiğli %45, Dikili %50, Foça %48, Gaziantep %41, Güzelbahçe %61, 03, Karabağlar %39, Karaburun 54, Karşıyaka %56, Kemalpaşa %31 ve Kınık'ta %41 oy almış. Bunlar hangisinin iki yeni değil mi? Evet. Şimdi Konak %47. Bir önce gösterdiklerin şey miydi? 2018 miydi? Birinci bölge. 2018 birinci bölge. Ha, bir dakika dur. Şimdi o zaman şöyle gideceğiz. Sevgili Halit, bak bizi de karıştırdın. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi bak, bakın. Şimdi yani söylemek istediğim şu. Şimdi bütün ilçelerde oyları düşmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Şimdi seçim çalışmaları yapılırken biz burada bu stüdyolar ne dedik? Seçim çalışmaları bir tek belediye başkanları çalışıyor dedik değil mi? Evet. Alanda belediye başkanları dışında örgüt var mıydı? Yoktu. İşte örgüt dediğin ne? İşte belediye başkanının yanına gezen ilçe başkanı. O. Hı hı. Ama kendi başına çalışma yapan, kendi başına evlere giden, kendi başına plan program yapan partili zümre yoktu. Evet. En azından ben görmedim. Doğru. Lütfen varsa da buradan herhangi bir ilçe başkanı bize bir mesaj atarsa ya da yaptığı çalışmalarla ilgili biz burada şu çalışmaları yaptık derse biz de bilelim yani. Evet. İl başkanını duydun mu? Seçim açılışları dışında. İl başkanı seçim, zaten. Bir dakika. Seçim açılışları dışında bir şey ya tanıması önemli değil. Ben il başkanım. Atandım. Bütün İzmir beni tanır. Merak etme. Hayır yani tanımıyordu. Kime gideceğini de bilmiyordu. Onu söylemiyor. Şey ne oldu? Belediye başkanları olmasaydı hangi evin kapısını çalacağını şey yapamayacaktı adam yani. Efendim? Genel seçimleri. Verelim genel seçimleri. Evet. Sol taraf. Evet, sol taraf 2018 Muharremci %54 almış. AK Parti %32 almış. AK Parti diyorum. Akşener ise %6.3 almış. Selahattin Demirtaş %6. Diğer partiler de 0.5-0.3 almış. Açılan şeyde de %67 Erdoğan almış. Kılıçdaroğlu almış. %67.1. Erdoğan ise %32.9 almış. Şimdi 6-6-12 onları doğru yaparsak %66 yapıyor. Hangisi %63 almış? Şimdi bakın, bir dakika. %54 Muharrem İnce almış. 1.127.000. Hayır, önemli değil. %6 ittifakta olan, yani CHP Kılıçdaroğlu destek veren, 2018'den bahsediyorum, oyların üstüne koyuyorum, toplama yapıyorum. Etti 6.12.67. 67 oy almış. Şimdi, evet, alalım.
Başka var mı göstereceğiniz bir şey? Yok. Şimdi yani tek başına girmiş. He? Milletvekili dağılımı var. Ya milletvekili dağılımına gerek var mı? Bence zaten 5'er milletvekili aldı CHP. 2 milletvekilini dışarı ittifaka verdi. Ben alınan oy sonuçlarını inceledim. Evet. Alınan oy sonuçlarında milletvekilinden düşük oy almış. Evet. Yani 2018 milletvekili seçimlerinden rakam olarak düşük oy almış. Şey. Şimdi dolayısıyla yani düşünebiliyor musunuz? 8 siyasi parti İzmir'de destek vermiş Kemal Bey'e. Muharrem İnce'nin toplam aldığı 3 partinin oyunu alabilmiş. Evet. Şimdi biraz evvel söylediğim bu başarıyı, şey doğru şimdi, yani. Bu başarı mı şimdi? Değil. Değil işte onu söylüyorum. Zaten senin %25 oyun var. Kemikleşmiş oyun var. %25.4. Türkiye genelinden bahsediyorsun. Evet. Sen. Hayır ben İzmir'den bahsediyorum. Türkiye'de 48-50 yani 50 bandan hiç aşağı düşmedi CHP. Dolayısıyla sen bunu geriletmişsin. Ve bence yerel seçimleri çok tehlikeli bir durum bekliyor Refik Bey. Eğer yerel seçimlerde bu il başkanına giderlerse ciddi anlamda büyük hazimet bir olur. Hazimet olur. Soru geliyor. Efendim? Soru geliyor. Soru? Ya. Hani 168 değişim istiyordu. Neden il başkanı oyları alamadı? Onu söyledik zaten yayında. 168 o değişim istiyordu. 168'i de alamadı. Yani hangi rakamı verdiyse daha tehlikelisi programın seçimleri 2 gün kala diyor ki biz zaten ikinci turda diyor. Birinci tura kalacağımızı öngörmüştük diyor. Yani alana çıkıp o zaman sen seçmeni kandırmışsın. Evet. Kazanıyoruz demişsin. Bilmem ne yapıyoruz demiş. Sen doğruyu söylememişsin. Genel başkanı söylememiş. Genel başkan yardımcılarına söylememiş. Ya bu kadar basiretsiz, bu kadar beceriksiz bir başkanı olur mu? Kendi genel merkezini, kendi partisinin genel başkanını, kendisiyle ittifak eden herkesi böyle hani kompütüde bırakan, zor durumda bırakan bir siyasetçi. Ya bu kente nasıl faydası olur? Siyasetçi değil ki zaten. Ya bu kente nasıl faydası olur Refik Bey? Ya genel başkan çıkıyor kazanacağız diyor. Evet. Diyor ki, hayır diyor biz planlamıştık zaten diyor. O zaman Ekrem İmamoğlu arkasından Mansur Yavaş kaç defa çıkıp kazanıyoruz sakın sandıklarına ayrılmayın dediğinde senin il başkanın çıkıp da seçimleri 2 gün kala ikinci tur seçimlerine kritik seçim 2 gün kala Ümit Özdağ gelse de tabanını getiremez. Arkasından biz zaten ikinci tura kalacaktık deyip millet de diyor ki kardeşim sen bizi kandırmışsın o zaman. Sen bize doğru söylemiyorsun. Yalan söyleyen bir adama doğru söyleyen birine şimdi ben vatandaşa güvenebilir miyim? Tabii ki güvenemez. Ya bunu il başkanı özelinde söylemiyorum. Bunu yalan söyleyen herhangi kimse için bir siyasetçi için söylüyorum. Ben inanmam. Evet. Sandığa da gitmem. Dolayısıyla il başkanı maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında böyle basiretsiz bu kadar hani kişisel gelişiminden siyasi birikimden uzak bir il başkanıyla bu seçimler bir dediği tutmayan adamla güvenilirliğini kaybetmiş bir il başkanı açısından bence gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi çok zor bir dönem geçirdi. Buna rağmen bu il başkanına rağmen mucize yaratmıştır. Seçmen. İzmir seçmen mucize yaratmıştır. Bence Şenol Aslanoğlu o teşekkür ederken şunu söylüyor. Ey İzmirliler yaptığım bütün manipülasyonlara rağmen yaptığım bütün başarısızlıklara rağmen söylediğim bütün söylememe gereken cümlelere rağmen bizde %67 verdiniz ya ben size teşekkür ederim. Evet. Aslında bence bu teşekkür ona yapıyor. Evet.